Dönüşen Dünya'da içerikli pazarlama konferansımızın bugün 3. günü. Seden Mestan'la başlıyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için bu konuşmaya. Umarım herkes sağlıklıdır, iyidir, güvendedir. Dediğim gibi bu konuşmaya benim için de iyi oldu bir noktada. Çünkü ben de düşünme şansını elde ettim. Bir buçuk ay, iki aya baktım. Yani 1,5-2 ay diyoruz aslında ama yani yıllar geçmiş gibi hissettiriyor bir taraftan da. Çünkü yani hayatımız rutine bindi. Onun verdiği bir aynılık, bir tekrar var. O biraz sanki çok zaman geçmiş gibi hissettiriyor. Bir taraftan da yani dünyaya, dışarıya tamamen dijital üzerinden bağlanabiliyoruz ve dijital bize çok fazla şey çıkarttı önümüze şu süreçte 1,5-2 ay içerisinde. Yani 5-10 yıl içerisinde olması gereken, gerçekleşmesi gereken tüm teknolojik yenilikler belki de ve tüm yeni akımlar bu 1,5-2 ay içerisinde önümüzde olup bitiverdi gibi hissediyorum ben. Mesela bu uzaktan çalışma, uzaktan eğitim konuları üzerinde hep konuşulurdu. Günün birinde hiç ofise gitmemize gerek kalmayacak. Zaten teknoloji o kadar ilerleyecek ki işte oturduğumuz yerden dış dünyaya, işlere bağlanabileceğiz diyorduk. Bu çok kısa bir süre içerisinde oldu aslında. Bunu belki de bir 5-10 yıl sonra gerçekleştirecektik ama Covid bizi apar topar evlere tıkayınca böyle bir her şey çok daha hızlandı. Bu içerik ve yayıncılık tarafına da çok yansıdı aslında ve bir kafa karışıklığı yarattı. Yani düşününce bu kafa karışıklığı işte bir buçuk iki ay içerisinde ne oldu vesaire diye bakarken şeyi fark ettim. Aslında yayıncılık ve içerikçilik tarafındaki bu kafa karışıklığı yeni bir şey değil. Özellikle bu 10-15 sene öncesine dayanıyor aslında. Ve her şey bu basılı yayınların aslında dijitalde de var olmaları gerektiğini idrak ettikleri an başladı. Yani basılı çok kıymetli bir şey. Hala da çok prestijli bir şey. Biraz romantik bir hissi var tabii ki. İşte elde tutabiliyorsunuz, sayfaları çevirebiliyorsunuz. Hoş bir kokusu var. Yani inceleyebiliyorsunuz. Koleksiyon değeri var. Ama dijital çok gümbür gümbür geldi o açıdan. Biraz hem haber alma şekillerimizi değiştirdi, hızlandırdı. Hem de bir taraftan da reklamcılık şeyini değiştirdi, süreçlerini değiştirdi. Hal böyle olunca basılı dergiler her ne kadar dijitale taşınma konusunda bazıları, hepsi değil tabii ki ama bazıları çok inatçı davrandılar. Bazıları da hemen adapte oldular. Çok hızlı orada da ayrı bir yayıncılık sürdürmeye başladılar. Ama dijitalin tarafında biraz tabii eli daha güçsüz kalmış oldu basının. Ve tam o zamandan beri, bir 10-15 seneden beri bir böyle dijitalle nasıl ayak uydurulur, dijitale nasıl içerik çıkarılır konusunda bazı böyle kafa karışıklıkları var. Bir taraftan da şöyle bir şey var, dediğim gibi az önce markalar tarafında reklam ve ilan konularında da değişiklik oldu. Yani bir yayının ayakta kalmasını sağlayan şey zaten bu ilanlardır. Ama dijitalle markalar çok hızlı uyum sağlayınca, yani bir sayfa ilan vermektense mesela uzun dijitalde de yansıması olacak olan projeleri tercih etmeye başladılar. Böyle olunca da tabii ki bu da biraz da markalarla olan işbirlikleri ve reklam süreçlerini de uyum sağlamak için basılı dergilerin, basılı yayınların biraz daha hızlı bir şekilde dijitale adapte olmasını sağladı. Ama ben de tam aslında mesleğe bu kafa karışıklığı sürecinde başladım. 12 sene önce başlamıştım. O zamanlar daha sosyal medya tamamen eğlence amaçlı kullanılan bir şeydi. Zaten Instagram yoktu, Facebook vardı, Twitter yeni böyle bir çıkmıştı. Biz onu sadece eğlence amaçlı kullanırdık. Ama ben bir dergide, bir kültür sanat yayınında işe başlamıştım ve yazar olarak başlamıştım. Gözümün önünde bir anda dijitale adapte olunması gerektiği anlaşıldı. O süreçler ilerledi. Sonra bir anda basılı dergi daha fazla kendini ayakta tutamadığı için kapanmak zorunda kaldı. Dergi tamamen dijitale taşındı. Yani bu adaptasyon süreci benim tüm kariyerime, 12 senelik kariyerime hep böyle bir yansıdı. Çünkü her zaman o bağımsız bir dergiydi ama çok daha büyük yayın gruplarında çıkan dergiler de aynı sıkıntılar yaşadılar. Çünkü artık dediğim gibi reklam gelirleri azalmaya başlamıştı ve markalar, tüm ilan verenler onların biraz dijitalde var olmasını istiyordu. Bu tabii böyle bir süreci başlatmış oldu. Şimdi de bu süreçte de bu Covid zamanında da yayınlar ne kadar doğru adım attı, atmadı onları sizinle biraz konuşacağım ama dediğim gibi ya bu dijitale taşınırken yayıncılık, biraz da reklamcılıkta da aynı şey oldu. Bir içerikçilik diye bir kavram üredi, içerik üreticiliği diye. Yani çok uzun bir zamandan öncesinden bahsediyorum gibi gelecek ama ben mesela mesleğe başladığımda yazı yazıyordum. Yazı olarak adlandırılıyordu yaptığım şey. Mesela fotoğraf, video, ses kaydı, hani radyo yayınları varsa bunların hepsi bir formattı aslında ve bunların hepsini tek tek adlandırıyorduk. Tabii ki bunlar bir bütün oluşturuyordu ve bu bütün oluşturduğu zaten reklamcılık tarafında da biliniyordu, dergicilik tarafında da. Yani bir yazının görsel tamamlayıcı görseli yoksa eksik kalabiliyor tabii ki. Ama bunların hepsini tek bir içerik adı altında tanımlamaya başlamamız aslında bir dijitalin getirdiği bir şey. 5-10 yıllık bir süreç. Yani şu şeyi düşünüyorum. Dijital içerik yapılması, dijitalde var olması gerektiği fark edildiğinde çok böyle şimdi bakınca çok basit çözümler üretilmiş, çok basit formüller yapılmış. Mesela Facebook'ta bir marka ya da bir yayın kitlesine seslenmek istediğinde sadece bir metin yazıyordu. İşte bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz ya da böyle pazartesi günleri bir kahve bardağı koyarlardı. Altına da bir küçük etkileşim yaratsın diye bu hafta sizce nasıl geçecek gibi böyle çok basit formüller kullanılırdı. Tabii bir yerden sonra hepsi de aynı olmaya başladı. Bir yığın olmaya başladı ve bu yığın arasından çıkabilmek de ancak hikaye anlatıcılığıyla mümkün olabileceği anlaşıldı. Yani özgün içerik dediğimiz şeyle anlaşıldı ve hani sadece fotoğrafın veya sadece metnin yetmediği, bunların birbirlerini tamamlaması gerektiği anlaşıldı. O yüzden kapsamlı, bütünlü fikirler düşünülmeye başladı. Ve böylece bir de dediğim gibi bu hikaye anlatıcılığı meselesi ortaya çıktı. Yani sizin kapsamlı düşünmeniz gerekiyor. Bir marka kimliğinizle uyacak ve bir anda sizin kitlenizi hemen yakalayıverecek bir fikir bulmanız, bir hikaye yaratmanız gerekiyor olduğu anlaşıldı. Ve bu da işte tüm bu yazı, görsel, her şeyin bir içerik üreticiliği, içerikçilik adı altında toplanmasına sebep oldu. Aslında yayıncılık dediğimiz şeyle içerik üreticiliği aynı şey değiller ama bu yeni reklam modelleri ve tabii bir de yayıncıların bu hikaye anlatıcılık konusunda çok hakim olması biraz yaptıkları şeyi içerik üreticiliğiyle paralel kıldı diyebiliriz. Yani birbirlerini tamamlıyorlar gibi. Yine kendimden örnek vereceğim. Dediğim gibi ben yazı yazarak işe başlamıştım. Yazı üzerine düşünüyordum. Yazı konusunda yeteneğim olduğunu düşünüyordum ama bir anda mesela bir video fikri de düşünmem gerekti ve sadece video fikri düşünmem yeterli değil. O video fikrini tamamlayacak, gerçekleştirmemi sağlayacak teknolojileri de bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mesela şimdi podcastler çıktı. Biz mesela sadece yazılı içerikler yapan bir web sitesiydik Dadanizm olarak. Şimdi acaba podcast mı yapmamız gerekiyor? Podcast'in teknolojisi nasıldır? Podcast'in dinamikleri nasıldır? Yani şu an hepsini düşünmemiz gerektiren bir içerikçilik dönemindeyiz. Bu da bence dönemin getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Bu da böyle devam edecek. Ama dediğim gibi yani yayıncılık dediğimiz şey bambaşka bir şey olsa da bence artık içerik üreticiliği adı altında o da tanımlanıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Dediğim gibi hani bir hikaye anlatıcılığının tüm dinamiklerine yayıncılar zaten hakim. Markalarda artık sadece bir ilan için gelmiyor dergilere, yayınlara. Çünkü o ilanı dergiyi alan kişi görebiliyor sadece. Ama sosyal medyayla tamamlanabilecek, işte YouTube'da da olan bir proje yaratmak o markayı daha çok görünür kılacak. Bir kere bu yüzden böyle bir şey var. Bir de şöyle de var, biraz da bütçesel olarak da bakıyor markalar işe. Bir reklam şirketiyle, bir reklam ajansıyla bir proje tasarlamaları, bir kampanya tasarlamaları çok daha maliyetli olabiliyor. İşte orada bir model ya da bir ünlü bir şarkıcı oynayacaksa o kampanyada ona ayrı bir bütçe düşünülmesi gerekiyor. Çok daha yüksek meblağlar işin içine giriyor ama bir dergi söz konusu olduğunda mesela o ünlüyü dergiye çekiyorlar ve onun için ekstra bir bütçe istenmeyebiliyor. Sonra ayrıca dergilerin bütçeleri de ajanslara göre çok daha az olduğu için de böyle bir şey tercih ediyorlar ve bu da aynı şekilde 360 derecelik bir görünürlük sağlıyor onlara. Hem basında yer alıyorlar, hem dijital mecralarda gözüküyorlar, hem işte derginin editörleri de katılıyor ve birebir hatta rol alıyorlar bu projelerde. Böylelikle bir görünürlük artıyor, daha organik bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden markaların yayınlarla böyle bir işbirliği oldu. Böyle bir proje dediğimiz, özel projeler dediğimiz bir şey başlattılar. Ve bu da hani her yayının biraz ajans gibi düşünmesini gerektirdi. Her yayının bir noktada bir içerik üreticisi olmasını gerektirdi. Çünkü artık yayınlar için gelir buradan sağlanıyor. Bu konuda hatta geçenlerde Kafa Dergisi'nin yayın yönetmeniyle bir konuşmamız olmuştu. Hani Kafa tamamen nostaljik hislerle çıkan bir dergi demişti. Ama bizim dijitalde de var olmamız gerekiyor. Çünkü artık reklam modelleri tamamen dijital ekseninde ilerliyor. Yani işte Insta Live'lar ya da Instagram projeleri gibi. O yüzden onlar da dijitalde varlıklarını korumak istediklerini söylemişti. Biraz artık zorunluluk gibi olmaya başladı. Ama dediğim gibi bizim yayıncılar için de, bizim gibi editörler için de farklı bir kapı açtı, farklı bir kol açtı. Yani bir şey keşfetmesi sağladı. Tamamen aslında çok romantik takıldığımız bir sektörü, bir mesleği biraz böyle başka açılardan da görmemizi sağladı. Biraz ajans gibi düşünmemizi gerektirdi. Hepimiz birer artık içerik üreticisi olduk. Bilemiyorum, aslında güzel bir oldu çünkü çok kapsamlı düşünebiliyoruz. İşte çok fazla imkan var ve yeni fikirler açıyor önümüzde. Ben mesela podcastlerin ortaya çıkışından çok heyecanlanıyorum çünkü YouTube gibi platformlar biraz artık daha fazla gündeliğe inmeye başladı. Orada çok hani zenginlik mi diyelim, çeşitlilik mi diyelim bir akış var ama podcastler şu anda daha çok başlangıç döneminde ve çok dolu dolu içeriklerin çok yükselmesini sağlıyor. Zaten hani adını duyduğunuz çoğu içeriği arkasında bir gazeteci var veya bir araştırmacı var, bir konusunda uzman biri var. En hani geyik muhabbeti gibi tanımlayacağımız bir muhabbet bile podcastlerde ciddi bir hazırlık ve birikim gerektiriyor. Şimdi biraz Covid'e de bağlayacağım tabii ki. Bunların hepsini niye anlattığımı söylüyorum. Markalar ve mecraların bu işbirlikleri ve hatta bunların ayrı ayrı olan yolculukları bu Covid zamanında biraz dediğim gibi bir kafa karışıklığına yol açtı. Çünkü bir panik havası söz konusu oldu. Yani markalar, yayınlar aslında çok kısa vadeli ilerleyebiliyorlar. Özellikle aylık yayınsa ay başında konularını belirliyor ve ona göre yol alabiliyorlar. Ama markalar tarafında çok farklı ilerliyor süreç. Yani Aralık'ta, Kasım'da hatta tüm bir sonraki yılın tüm planlarını yapmış, bütçelerini yapmış bulunuyorlar. Ve bir marka için yani böyle yüz binlerce liralık düşünülmüş etkinlikler ve planlamaların bir anda nasıl diyeyim darmaduman olması çok tabii panik yaratacak bir şey. Yani çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ve bu hani Aralık ayında Covid-19 diye bir şey duymuştuk. İşte koronavirüsü geliyor diye duyduk ama aslında biz onu çok da ciddiye almadık. İşte Uzak Doğu'da, Çin'de oluyor ve muhtemelen hemen bitecek diye düşünüyorduk. Ama şu an bir an Mart oldu ve tam böyle gündemin ortasına düşüverdi. Ve daha önceki krizlerin hiçbirine de benzemiyor aslında. Hani Türkiye olarak biz çok çalkantılı bir gündem yaşıyoruz ve her türlü krizi aslında gördük, işte doğal afet, siyasi krizler, ama hani böyle bir şey sadece Türkiye için değil, dünya için de çok yeni bir şeydi. Ve garip de oldu. Yani herkes bir an evet çekildi, evet, ama ne yapacağını bilmeden çekildi. Bir anda herkes boş boş ekranlara bakmaya başladı aslında bir noktada. Çünkü hani dış dünyaya bağlanabilecekleri başka bir yol yok. Dijital üzerinden sadece dışarıya bağlanabiliyoruz ve hem bu fırsatı, bunu bir fırsat bildi hem yayınlar hem de markalar. Çünkü karşılarında bir kitle var ve aslında bir şeyler talep ediyorlar. Yani bir şeyler almak istiyorlar, bir şeyler izlemek istiyorlar belki de. Hem bunu değerlendirmek istediler, hem kitlelerini kaybetmek istemediler. Çünkü sonuçta dijitalde yarattıkları izledikleri bir plan, program vardı ve o bir anda alt üst oldu. Peki sonrası ne olacak diye düşünürlerken hemen kitlelerini yine şey yapmak için, nasıl diyebilirim, etki altına almak için çözüm bulmaları gerekiyordu. Bir taraftan da bir baktılar, mesela bir içki firması yıl boyunca bir konserler serisi yapmayı planlamış ama bir anda böyle bir karantina dönemi başlayınca o konserler tabii ki iptal oluyor. Ama sonra bakıyor kendisi gibi aynı yolda aynı şeyi izleyen başka bir marka konserlerine Instagram ya canlı yayınlar üzerinden devam ediyor. Tabii hemen onlar da aynı şeyi yaptılar. Yani biraz da rakiplerinin artillerisinde kalmamak için de böyle bir hızlı içerik üretme işine giriştiler. Tabii bir de dijital çok biliyorsunuz hızlı bir yer. Yani dijitalde her şey çok hızlı tüketiliyor, çok hızlı eskiyor. Ve eğer dijitalde günlük olarak ya da o hızlı akışta var olmanızı sağlayacak şekilde içerik üretmezseniz unutulmanız veya geride kalmanız çok basit, yani çok mümkün bir şey. O yüzden herkes bir anda böyle bir içerik yağdırmaya girişti. Yani o markanın kimliğine ya da yayının kimliğine uyuyor mu, uymuyor mu diye düşünmeden. Tabii çok komik örnekler de gördük. Yani nasıl diyebilirim? Bu dediğim gibi mesela bir içki firması, zaten kültür sanat alanında olan markalar. Ama bir bankanın çıkıp da yine bir içki firmasının yaptığı paylaşımları yapması ya da onun gibi içerikler üretmesi bir noktada tabii soru işaretleri yağdırmaya başladı. Yani bu bir acaba fırsatçılık mı, neyi değerlendiriyor, ne yapmaya çalışıyorlar, anı, durumu mu değerlendirmeye çalışıyorlar gibi de sorgulandı. Yani aslında bir sürü şey yağdı bu süreçte önümüze. Hani düşünüyorum, yani yine 1,5 ay öncesi ama çok uzak bir tarihteymiş gibi geliyor. Çünkü bu bahsedeceklerimin çoğu artık çok aşinayız. Çoğu zaten belki de bir ay sonra belki olmayacak bile. Bu Live'lardan bahsettik, Instagram canlı yayınları. Bunlar akşam saat 8-9'dan sonra biliyorsunuz Instagram Prime Time, bu televizyonlardaki gibi canlı yayın serilerine boğuluyor bir anda. her türlü içerik yapılıyor. İşte röportajlar yapılıyor, konserler var, seminerler var, röportajlar dedim. Uzman görüşünün aktarıldığı bazı işte teknik yayınlar var. Bir sürü şey gördük aslında Instagram yayınları sayesinde. Sonra bir ara storyler üzerinden çok fazla anket, quizler yaratıp çıkartıldı, paylaşıldı. Yani mesela dediğim gibi bir eğlencelik ya da popüler bir yayının bunları yapmasında bir sakınca yok. Ama bir banka ya da daha böyle ciddi bir duruş sergilemiş olan bir firmanın çıkıp bu anketlerle çıkması tabii ki bir garip oldu, bir komik kaldı bir noktada. Sonra başka neler gördük? Bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Evde olduğunuz zamanı verimli geçirin temalı içerikler, tavsiyeler çıktı. İşte şunu yapın, bunu yapın, dil öğrenin gibi tavsiyeler çıktı. Bunlar biraz tabii eleştirildi çünkü hani bu zamanda da mı verimli olmalıyız gibi yeni bir akım başlattı. İlla her zaman da akım verimli olmak zorunda değiliz tartışmaları yayıldı yine dijital üzerinden. İşte Covid ile ilgili zaten bilgilendirmeler, haber akışı her zaman vardı zaten. O bir şey değişmedi. Haber akışı da hızlandı ama biraz aynı gündem üzerinden ilerlemek zorunda kaldı. Yani bu Zoom partileri var biliyorsunuz. Biz Zoom'u iş toplantıları ve eğitimler için kullanıldı ama bir süredir mesela bu bir araya gelmeyi sağlayan Zoom'da aslında parti yapılabileceği de fark edildi. İşte özel şifreler, özel kullanıcı hesaplarını bilerek o Zoom partilerine katılabiliyorsunuz. Tabii davet edilmeniz gerekiyor. Bazı markalar mesela Zoom partileri yapmaya başladılar. İnsanların biraz eğlenmeye ve kafa dağıtmaya ihtiyaçları olduğunu fark ederek. Yani pek çok farklı içerik formatı çıktı karşımıza aslında bu süreçte. Tabii bir kısmı, yani ilk başta çok dediğim gibi çok fazla içerik yağdı. Çünkü biraz panik söz konusuydu, biraz belirsizlik söz konusuydu. Herkes her yerden içerik üretmeye çalıştı. Biz de öyle bence. Çünkü bireyler de her birey birer mecra oldu. Ve her birey bu süreçte bir mecra gibi konuşma, kendini ifade etme ihtiyacı hissetti. İşte biliyorsunuz bu çok o da dalga geçiyor. İşte banana breadler, işte herkes yemek yapmaya başladı bir anda. Herkes banana bread yapmaya başladı. Herkes bir anda pilates yapmaya başladı gibi. Bunlar biraz komikle eleştirildi ama tabii bu süreçte belki insanlar için bir teselli oldu da boş zaman değerlendirmek için bir vesile oldu. Dediğim gibi yani bu hızlı içerik akışında yayınlar ve mecralar ne yapacağını bilemediler. Direkt ona daldılar ama zamanla da bu içerikler filtrelenmeye başladı. Şu an mesela o ilk zamandakine göre, yani 1,5-2 ay öncesine göre çok fazla akış yok. Bir kere zaten her şeyin işe yaramadığı görüldü. O bodoslama dalmanın çok doğru bir strateji olmadığı görüldü. Bunun dışında tabii bir de şöyle bir şey var. Biz insanlara, kitlelere ne verirsek onlar onu alır fikri var aslında. Ama ben içerik söz konusu olduğunda bunun çok fazla geçerli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki ana akım stratejiler söz konusu, ana akımdaki süreçler başka türlü ilerliyor ama artık insanların bir de her zamankinden daha çok vakti var. Eskiden böyle bir kaydırarak baktığımız, şöyle göz ucuyla baktığımız içerikler üzerinde daha çok durabiliyoruz, dinleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz. O yüzden bence sahici olmayan içerik, yani özgün olmayan içerik anlaşıldı ve çok da fazla tutulmadı. O yüzden artık bu filtrelenme dediğimiz şey böyle de başladı bence. Yani bir stratejik olarak çok mantıklı bir şey değil. Hiç alakasız konularda içerikler yapmaları, markaların veya mecraların. Onun dışında insanlar da zaten belli bir şeylere yöneliyor. Hep her şeyi almıyorlar. Biraz kendi filtrelerinden geçirebiliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bir şeye başlamak çok kolay dijitalde. Tek yapmanız gereken hesap açmak. Yani Instagram'da yayın mı yapmak istiyorsanız Instagram hesabı açıyorsunuz. Ya da işte podcast yapmak istiyorsanız Spotify hesabı oluşturuyorsunuz gibi. Ama onun önemli olan onun istikrarını sağlamak dijitalde. Yani bu her zaman böyle oldu. Sadece Covid döneminin özgü bir şey değil. Dijitalde kalabilmeniz için istikrarlı olmanız lazım ve dijital gibi hızlı akan bir yerde istikrarlı olmak, düzenli olmak aslında çok zor. Hem de güncel kalmak, güncel kalarak istikrarlı olabilmek çok zor. Bu süreçte de bence asıl olarak bunu yapabilenler sıyrıldı. Bu çok klasik bir örnek oldu aslında söyleyeceğim şey ama bence herkes takip ediyordur. Biliyorsunuz Melikşah Altuntaş'la Bartu Küçük Çağlayan bir canlı yayın serisi yapıyorlar. Bu aslında bir ay önce başlamış bir şeydi. Kendi aralarında yapmaya başladılar ama aslında çok sahici bir geyik muhabbeti yapıyorlar. Tamamen yaptıkları bu. Ve bir yanda sadece 1000 kişi, 2000 kişi tarafından izleniyorken şu anda 50.000 kişi tarafından izleniyor. Bu çok kolay bir formül gibi düşünülüyor aslında. Ne yapıyorlar ki? 2 tane adam çıkıyor. İşte muhabbet ediyorlar, boş boş konuşuyorlar belki deniyor. Ama aslında çok da zor. Çünkü o 2 adam aslında öncesinde bazı konularına hazırlanıyorlar. Her akşam yapıyorlar bu yayını. Belirli bir saatte. Hiç sektirmiyorlar. Ve yine de bir içerik, özgün ve farklı bir içeriğin ne kadar çok kabul görebileceğini de göstermiş oluyorlar insanlara bir taraftan. Hani markaların o geçici olarak yaptığı çözümlerin aslında ne kadar farklı şeylere ihtiyaç duyduğunu, yani insanların farklı içeriklere ihtiyaç duyduğunu ve açık olduğunu da göstermiş oldu. Bunun gibi aslında, yani bu süreçte çıkıp da sürekliliğini koruyabilen içerikler diğerleri arasından ayrılacak da, biraz da öyle olacak. Bir de dediğim gibi ben belki de biraz naifçe ve iyi niyetli söylüyorum da bunu, ama özgün içerikten vazgeçmeyen, yani kendi kurallarına, okuyucusuna veya işte izleyicisine saygı duyan yayınların daha çok anlaşılacağını ve ilgi göreceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden tıklama içerikleri çok önemliydi. Hala da önemli tabii ki. Çünkü SEO ve diğer algoritmalar yayınların tıklanma ve izlenme oranlarını belirliyor ve bu da tabii gelirlerini belirliyor. Ama onun dışında sadece bu algoritmalara bağlı olarak yapılan içerikler bir yerden sonra içerik dediğimiz şeyin altı boşalmaya başlıyor. Ama bu devirde bu biraz anlaşıldı, çünkü gerçekten insanların vakti var. Gerçekten meraklılar ve gerçekten şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bir yol göstericiye ihtiyaç duyuyorlar ya da okudukları bir şeyden bir fikir kapmak istiyorlar, bir yazıdan bir fikir kapmak istiyorlar ya da dinledikleri bir podcast'ten bir bilgi öğrenmek istiyorlar. Yani o yüzden bu özgün içerik diye yayınların ve mecraların ve markaların üstüne basa basa durduğu şey eskiden sadece bir reklam aracı veya bir hikaye anlatıcılığı için kullanılan bir şeyken artık şimdi ayırt edilmelerini sağlayan ve hani insanlara da fayda sağlayan bir şeye dönüştü diye düşünüyorum. O yüzden bence öngörmek çok zor ilerleyen süreçte ne olacağını, ama yayıncılık anlamında ve içerik üreticiliği anlamında bazı şeyleri değiştirecek diye düşünüyorum. Artık yani daha üzerine düşünen içerikler olacak. Bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu bence önemli oldu bu süreçte. Biliyorsunuz influencerlardan bahsediliyor her zaman. İşte markaların da yayınların da kesiştiği, onlar işbirlikleri yaptıkları kişilerden bahsediyoruz. İşte önce bloggerlar vardı. Şimdi sosyal medyada sözü geçen bir nevi kanaat önderleri gibi hareket eden influencerlar. Bu süreçte insanların dediğim gibi bu özgün içeriği ve sahici içeriğe ne kadar önem verdiklerini de gösterdi. Çünkü eskiden influencerlar ne yapıyordu? Şimdi bu süreçte neler yaptılar? Onları izleme şansımız oldu, görme şansımız oldu. Aslında çok tamamen kar amaçlı ve maddi çıkarlarla ilerledikleri fark edildi Türkiye'deki bazı influencerların. Buna karşılık insanlara fayda sağlamak için hareket eden influencerlar da var ve hatta onlar olduğu için başka influencerlar da sorgulandı. Bu çok verilen bir örnek ve bence muhtemelen bu süreçten sonra bir case olarak çalışılacak. Mesela İtalya'da Chiara Ferragni'nin yaptıkları çok konuşuldu. Çünkü eşiyle birlikte, onlar çok böyle yıldız bir çiftler, popülerliklerini kullanarak çok ciddi bir bağış kampanyası başlattılar ve sanırım 3,5 milyon euroya yakın para topladılar. Ama onun gibi çok az sayıda böyle bir fayda sağlamış olan influencer var ve bu da biraz konuşuldu aslında. Çünkü hani bizim sosyal medyada içeriklerini takip ettiğimiz, yaptıklarını takip ettiğimiz insanlar, influencerlar aslında bize ne sağlıyorlar gibi bir soru çıktı insanların kafasında ve bu da bence ilerleyen dönemde çok bir şeyleri belirleyecek. Çünkü influencerlar üzerinden markaların çok ciddi stratejileri vardı. İşte mesela bazı influencerların yanlış hareketleri markalara zarar verdi. Markaların yanlış hareketleri de influencerların prestijlerine zarar verdi. O konu da çok düşünülüyor ilerleyen zamanda. Hem influencerlar hem de ünlülerin kitleleriyle kurduğu ilişki bu süreçte Covid zamanı biraz sarsıldı. Dediğim gibi ben çok öngörmekte çok zorlanıyorum neler olacak diye, ama bu sahici içerik anlamında bir şeylerin kırıldığını ve değiştiğini düşünüyorum. Bence özgün içeriğin ne olduğu anlaşıldı ve dijital eskiden çok küçümsenen bir şeyken aslında dijitalin bizim dış dünyaya bağlanmamız ve duygusal olarak ayakta kalmamız için ne kadar önemli olduğu anlaşıldı diye düşünüyorum. Bazı sorular derledik kendi aramızda Seden Hanım. Onlarla başlıyorum. Tüketicinin dijital içerikle buluşması nasıl sonuçlanıyor? Çok hızlı tüketiliyor gibi gözlemliyoruz. Bu siz üreticileri sınayan bir durum mu? diye bir soru gelmiş. Ya kesinlikle öyle. Çünkü yani bir kere insanların da talebi var tabii bu hızlı içerik üretimi söz konusu olduğunda. Ama bir taraftan da dediğim gibi sizden hem çok fazla fikir bulmanız bekleniyor. Hem dijitalde yani işte YouTube'da, podcast'te de varlığı olabilecek şeyler üretmeniz bekleniyor. Hem de bir taraftan da rakiplerinizden farklı olmaya çalışırken, yani rakipler derken burada markalar söz konusuysa markanın rakibi olan diğer markalardan farklılaşmanız beklenirken diğer taraftan da onların yaptıklarının aynısını yapmanız isteniyor çoğu zaman. Verilen brief onun gibi oluyor. İşte şu markası canlı yayınlara başlamış, biz ne yapalım? Siz onlara farklı bir şey sunuyorsunuz ama o da diyor ki hayır, şu marka öyle yapmadı. Yani aslında sınavı da sınırlandırıyor diyebiliriz. Yani orada bir özgünlük söz konusu olmayabiliyor. O biraz can sıkıcı bir durum. Ama her marka öyle değil. Bazı markalar daha yenilikçi davranabiliyor. Onlar farklı metodların peşinde gidiyorlar ya da çalıştıkları içerik üreticilerine güveniyorlar. O zaman daha farklı sonuçlar alınabiliyor tabii ki. Peki, teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuz, çok hızlı değişen dijital yayıncılık dünyasının geleceğini nasıl görüyorsunuz? İyimser misiniz? Dijital yayıncılığı bekleyen tehlikeler var mı? Evet, yani aslında tehlikeler var tabii. Tehlikeleri de aslında dijital yayınların kendileri yaratıyorlar. İlk başta bu 10-15 sene önce dediğim süreçte ve sonrasındaki ilerleyen yıllarda algoritmalar çok önemliydi. SEO dediğimiz şey çok önemliydi. Ve biraz da içerikler bu algoritmalara uyum sağlamak için işte başlıkta şunu yazarsak şu kadar tıklanır gibi hesaplarla yapıldığı süreçte içerikçiliğin anlamı altı çok boşaldı. Yani hep birbirine aynı içerikler gördük. Böyle başlıkla içerik, yani yazının aynı olmadığı içerikler gördük sırf tıklattırmak için. Ama zamanla bu da azaldı. Çünkü artık bu reach ve engagement dediğimiz hani kaç kişiye ulaştığından ziyade kaç kişiyle etkileşim kurabildiğin önemli olmaya başlayınca yayınlar da buna doğru ilerlemeye başladılar. Artık daha özgün içerikler de yaratılabiliyor. Yani SEO ve algoritmanın sınırlayıcılığında kalmadan. O yüzden ben yine biraz pozitif bakıyorum dijital yayıncılığa. Çünkü bir kere daha rahat bir dil kullanabilmenizi sağlıyor. Tabii her yayının kimliğin farklı olduğu için dili de farklı. Hem de nasıl diyebilirim, o hızı da seviyorum ben açıkçası. Biraz onun verdiği bir şey var. Hız deyince hızlı tüketime geliyormuş gibi oluyor ama bir anda olan bir şeye hemen reaksiyon verebilmek, insanlarla onunla ilgili iletişime geçebilmek güzel bir şey. Basılı yayınlarda artık bu olmuyor. O yüzden de basılı yayınlar aslında çok ciddi bir şeyden geçtiler. Çünkü dijital mecraların hızlarına yetişemediler. Bir konu dijital mecra zaten onu işlemiş, takipçileriyle çoktan üzerinde konuşmuş oluyor. Ama basılı yayınlar daha uzun vadeli olacak içerikler üretmek zorunda kaldıklarını fark ettiler. O da onlara şey oldu. Yani ben aslında dijitalin daha taze ve dinamik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hep devam edeceğine inanıyorum. Bilmiyorum, soruyu tam cevapladım ama. Tekrar teşekkür ederiz bu arada. Koronavirüs döneminde içerik trendleri neler oldu? Hangi konular daha çok takip edilmeye başlandı diye bir sorumuz da var. Evet, ben onlara şimdi yazmıştım bunu düşünerek zaten. Biliyorsunuz bu canlı yayınlar zaten en büyük trend oldu. Çünkü yani fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz için bu canlı yayınlar üzerinden mesela şu an yaptığımız gibi bir araya geliyoruz. Bunlar işte dışarıya da yayınlanıyor ya da kendi içinde kalıyor. Canlı yayınlar herhalde en büyük trend oldu. Ama aslında bir taraftan da bakınca çok farklı bir teknoloji görmedik. Yani zaten hazırda olan teknolojileri kullanmaya başladık. Yani canlı yayın zaten olan bir şeydi. Ya da podcastler arttı ama podcast zaten olan bir şeydi. Zaten belirli olan teknolojileri farklı formatlarda kullanmaya başladık. İşte bu canlı konserler olmaya başladı. Onun işte günlük çözümler, hayatı kurtaran değil mi? Günlük kurtaran içerikler oldu. İşte bu storylerde paylaşılan dediğim bu quizler, anketler, işte hangi ünlüyle hangi evde olmak istersin falan gibi komikli şeyler oldu ama bunlar biraz böyle kafa dağıtmak içindi. Bence bu süreçte dediğim gibi en çok canlı yayınlar etkili oldu ve belki de oradan bir şeyler değiştirmeye başlayacaklar. Çünkü biraz hem bazı içerikler için, bazı etkinlikler veya şeyler için kilometrelerce yol kat etmemiz gerekmediğini gördük ya da bazı şeylerin karşısında saatler geçirmeyi hak ettiğini gördük. Bir de tabii TikTok bu arada çok yükseldi biliyorsunuz. TikTok zaten çok yükselmeye oynuyordu ama şu süreçte biraz belki de bilmiyorum hani çocuklarıyla evde kalan ebeveynlerin de biraz oyalanmak için, çocukları oyalamak için başvurduğu bir yöntemken bir anda böyle bir yayıldı herhalde yetişkinler dünyasında da. Bilmiyorum neden sebeplerini. Çok da fazla bir araştırma yok. Türkiye'de özellikle TikTok'la ilgili. Sadece hani bir bazı farazi konuşmalar yapılabiliyor. Hani biraz da TikTok'a yukarıdan bakılıyor Türkiye'den. Yani işte belirli bir kesime ait bir görülüyor. Sınıfsal bir açıdan bakılıyor. Biraz yaş grubu olarak küçük görülüyor. Ama şu süreçte TikTok'ta yani dünyada yaş kitlesini biraz yükseltti. O bir farklılık oldu. Bu tarz eğlencelik konular var ama ben başka bir şey de söylemek istiyorum. Mesela bizim Dadanizm üzerinde yaptığımız içeriklerden fark ettiğim bir şey oldu. Biz popüler kültür içerikleri yapıyoruz. Ama işte kültür sanat tarafı da var. Popüler deyince çok eğlencelik kalıyor ama şöyle diyelim yani gündemde olan ve gündeme dair olan pek çok farklı konuya yer verebiliyoruz. Biz bu süreçte kafamız karışık olduğu için biraz kendimiz de anlamak ve soru sormak adına Covid ile ilgili konular işledik ama çok teknikten ziyade hani Covid'in hayatımızda alışkanlıklarımızı ne şekilde değiştirdiğine dair içeriklere yer verdik. Mesela benim gözlemlediğim kadarıyla bu tarz içeriklere ilgi çok oldu. Çünkü dediğim gibi bir belirsizlik var ve hani biraz okuyucuyla dertleşen, izleyiciyle dertleşen ya da onlara yön göstermeye çalışan, biraz fayda sağlayan içerikler daha çok tutuldu diye düşünüyorum. Yani ilgi gördü. Çünkü merak var ne olacak, ne biteceğe dair. Podcastler de bu süreçte ilgi gördü. Podcast zaten yükselişteydi. Geçen sene 2018 hatta podcast yılıydı. Ama Türkiye'de hep biraz böyle birikim gerektiren bir alan gibi görülürdü ve çok böyle daha kendine ait bir niş derler ya, o alanda görülürdü. Ama şimdi podcast'in de giderek yükselmeye başladığını görüyorum. Çünkü insanlar konuşacak bir şeyleri varsa bunu bir şekilde podcast'ler yoluyla yapabiliyorlar. Hani görüntülü çok zor oluyor, ekran bölünüyor falan ama podcast'te hani ses üzerinden istedikleri yayını yapabiliyorlar. O ses yan yana getiriliyor. Daha bir teknik olarak kolaylık sağlıyor. Bence bu tür süreçten işte canlı yayınlar ve podcastler kalıcı olacak diye düşünüyorum. Bir de biraz daha belki de fayda sağlayan içerikler. O zaman şöyle bir şeye de çıkıyor konu. Aslında hep elimizin altında olan şeylerin şimdi biraz daha değerini anlamaya başladık ve daha aktif kullanmaya başladık ve belli ki işte bunun üreticileri Instagram'dır, Facebook'tur. Onlar da belki de elimizdeki bu şeylerin nerelere gidebileceğinin farkında değildi ki geçenlerde Instagram canlı yayınlarla alakalı yeni hosting sistemleri kurduğunu açıkladı falan gibi. Evet. Çok büyük değişiklikler oldu. Bizim sorularımız bu kadardı. Hanım çok teşekkürler. Çok iyi bir sunum oldu. Çok doyurucu ve öğretici bir konuşmaydı. Şunu ben sormak istiyorum. Şimdi bu formatlar birazcık ticari meselelere göre şekilleniyor. Yani işte hani bu televizyon içinde, gazete içinde aslında, dergiler içinde söz konusu. Dolayısıyla bu internetten hani tıklama modeline dayalı işte para kazanma yöntemi işte bir takım içi boş başlıklara, şuna buna filan yol açtı. Tabii ister istemez hala da devam ediyor. Yani haber tarafında işin hala aynı yöntem kullanılıyor. Bütün hani popüler haber sitelerine baktığınızda aynıyla devam ediyor bu sistem. Çünkü başka bir gelir modeli daha inşa edilebilmiş değil. Sizin burada mesela işte yaptığınız yayında Dadanizm'de gelir modeli olarak natif reklam mı kullanıyorsunuz? Böyle bir şey nedir oradaki? Yani birazcık içerik ona göre şekilleniyor ya bizde. Evet. Bizde değil yani bütün dünyada böyle tabii. Kesinlikle. Nedir yani oradaki gelir modeli ya da şu anda nedir, nereye doğru gidecek? Aslında şöyle bir şey var. Hani ben böyle biraz dergi çıkışlı olduğum için SEO ve algoritmalara çok gıcıktım. Ve o yüzden mesela SEO ve algoritmaları çok önemsemeden bir süre içeriklerimizi yaptık. Ben o yüzden hani tıklanmadan ziyade markalarla işbirliği yapabileceğimiz yollara gitmek istedim. Ben daha önceden GQ'da ve Vogue'da çalışıyordum. GQ dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyordum. Orada çok yerleşmiş bir formül vardı. Bu az önce bahsettiğim projecilik aslında benim oradan öğrendiğim bir şey. Yani orada şöyle bir şey yapıyorduk. Markalarla bizim kimliğimize ve markanın kimliğine uyacak işbirlikleri yapıyoruz biz. Gelirimizi de oradan sağlıyor oluyoruz. Biraz ajans gibi onlara içerik üretiyoruz Dadanizm adına. Mesela bu Covid sürecinde çok fazla işbirliğimiz oldu. Çünkü markalar direkt dijitale kaydığı için bizim gibi mecralara danıştılar. Mesela bir konser serisi vardı bir içki markasının ve biz zaten onlarla bir konser serisi için işbirliği yapacaktık. Bu işbirliği de şöyle oluyor. İşte biz o müzisyenlerle mesela röportaj yapıyoruz. Konsere gidip konser izlenimlerimizi anlatıyoruz en basitinden. Tabii bu iptal olunca direkt dijitale taşındı. Biz bunu aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızdan devam ettirdik. Ya da atıyorum yine böyle bir moda markası diyelim. Moda markasını editörlerimizle bir tür etkileşim içerisinde anlatıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir spor ayakkabı markasıysa o spor ayakkabıyı editörümüz giyiyor, onu deneyimliyor, onun üzerinden yazı yazıyor. Biz onunla ilgili bir özel fotoğraf çekimi yapıyoruz ya da video çekimi yapıyoruz. Daha çok böyle işbirliklerine dayalı, yani kaç tıklandınız diye soran bir işbirliğinden ziyade bu tarz şeylere yöneldik biz de. Markalar da bunları tercih etmeye başladı. Çünkü hani şey görüyorlar, evet yani bazı yayınlar tıklansın diye bazı başlıklarla haberler giriyorlar. Ve bu içerik boşaldığını görüyorlar ve çok defa bazen onlarla yer almak istemeyebiliyorlar o mecralarla. Öyle bir durum oluştu. O yüzden onlar da biraz şey fark ettiler. Bu reach ve engagement dediğimiz durumları, hani işte 1 milyon kişiye ulaşmak mı yoksa 10 bin kişiye sınırlı sayıda ama gerçekten o 10 bin kişiye ulaşmak mı gibi. Onların da bu içerik talebi ve proje anlayışı değişti markalar tarafından da. O yüzden bizim böyle bir gelir modelimiz var aslında. Yani tabii zaten hani eskiden hani dergi piyasasında da yani 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin satan dergilerle aynı yöntemde çalışmalar yapılırdı. Da şu anda da tabii dijital dünyanın getirdiği bir kafa bulanıklığı oldu. Yani hani çok iyidir işte 1 milyon takipçisi olan influencer'a şu kadar para verelim falan muhabbeti tabii ki başka bir yere taşıdı. Ama o zaman da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu model çok kolay kopyalanabilir gibi gözüktüğü için rekabet ve boş içerik bu sefer de bir şey olarak, tehdit olarak yani ortaya çıkabilir. Burada nasıl bir formülünüz var? Mesela sizin şeyiniz, hedef kitleniz ya da hitap ettiğiniz kitlenin büyüklüğü ne kadar? Yani bir dergi büyüklüğü mü bu? Şey mi? Bunun için başka bir şey yapıyor musunuz? Reklam mı veriyorsunuz? Yani bunun için mesela içeriğinizin ulaşması için insanlara para mı ödüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Şöyle, sosyal medya kanallarımız üzerinden tüm her içeriğimizi sosyal medyadan paylaşıyoruz artık. Çünkü şey çok azaldı. Hani atıyorum hürriyet.com'a insanlar giriyordur ama işte Dadanizm'de ne yazmışlar bugün diye bakan çok sadık kitle muhtemelen sınırlıdır. Biz sosyal medya üzerinden tüm içeriklerimize link vererek çıkıyoruz. İşte Twitter, Facebook, Instagram. Bize genellikle kitle oradan geliyor. Google aramalardan gelen var. Çünkü güncel konuları çok işlemiş oluyoruz ve insanlar ona denk düşüyor. Hani bir dizi hakkında. Mesela bunun için bir sponsorlu reklam çalışması yapıyor musunuz? Yoksa tamamen şey içerikli mi? Yani, tamamen doğal elde ettiğiniz kitle mi? Orada ulaştığınızda. Büyük oran tamamen de organik kitle ama mesela bazen bazı içeriklerimiz çok okununca ve çok tutunca bunu daha fazla insan çekebileceğini düşünerek mesela ona küçük bütçeli 10 liralık 20 liralık günlük bütçelerle ilanlar, reklamlar veriyoruz. O tabii daha görünür olmasını sağlıyor. Tabii orada bir de Facebook'un bir şeyliği oldu. Eskiden Facebook çok her içeriği gösterirdi ama bu 2016'dan sonra bu işte yalan haber yılı ilan edilince ve en çok da Facebook'un başı ağrıyınca bu Amerikan seçimlerinden sonra Facebook bir şeye karar verdi ve haber içerikli blogların, sitelerin içeriklerini göstermemeye ya da daha az göstermeye karar verdi. İşte o haberler ancak etkileşim olursa ön plana çıkacak diye bir şey getirdi ve bu aslında biraz tabii Facebook'un hinliği, daha çok ilan verilsin, daha çok işte para verilsin ve daha çok öne çıkalım, böylece insanların içerikle öne çıksın diye yaptı. Biraz onun verdiği bir şey var. Ama dediğim gibi küçük küçük bütçelerle çıktığımız ilanlar oluyor sosyal medyada. Benim başka sorum yok. Çok teşekkürler. Dediğim gibi çok güzel bir sunum oldu. Bu seneki konferansımızda bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu alamada düşünmek için iyi bir fırsat oldu. Evet, çok da keyif aldım. Çok sağ ol. Bizim grubumuzdan başka soru da gelmedi. Sorularımız da böyleydi. Çok keyifli bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Çok faydalı olduğuna eminim. Tekrar teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Çok memnun oldum herkese. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Dönüşen Dünya'da içerikle pazarlama konferansımızın 3. gününde ilk kaydımızı gerçekleştirdik. Eğer dün ve ondan önceki gün olan kayıtları izlemediyseniz şurada ve şurada onlara ulaşabilirsiniz.